Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Victoria 3'e dair bir şeyler var elimde. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Elimde iki tane PDF var. Bu PDF'ler Paradox tarafından paylaşıldı. Paradox'un ParadoxCon Remixed etkinliğinde oyun duyurulduğunda orada arka planda dönen slaytlar da aslında bunlar. Fakat orada pek çok as, oyuncu kitlesini ilgilendiren slayt da dönmüş. Ve bu slaytlarda Reddit'teki kullanıcılar tarafından böyle tek tek tespit edilmiş ve paradoks'a demişler ki, ey paradoks, orada paylaştın ama bunların yüksek çözünürlükle hali yok mu? Victoria 3 de bunu e, yani neredeyse gizli bir şekilde paylaşmış. Neyse, biz bunlara eriştik. Epey bir aramam gerekti ama sonunda bulabildim. Şimdi elimizde iki ayrı parça halinde var. Birisi Wiki yani oyunun üzerine inşa edildiği dünyayı, o dünyanın o anki şartlarını, oyunun temel olarak ne üzerine işlediğini, ne yapmamız gerektiğini anlatan çok güzel bir slayt aslına bakarsanız, 13 sayfadan oluşuyor. Buna bir göz atacağız. Bunun ardından da The Art of Victoria. Victoria biliyorsunuz, Victoria Devri diye bir devir var tarihte. Yani Kraliçe Victoria zamanında İngiltere'de, Kraliçe Victoria döneminde yaşanan e, endüstriyel devrimin işte sanatsal akımın, mimari akımın temsil edildiği bir e, isim aslında Victoria. Victoria dönemi diye addediliyor bu. Ve İngilizler için özellikle çok fazla anlamı var. Sadece İngilizler için değil, bütün Britanya için aslına bakarsanız çok büyük bir anlamı var. E, ha keza İngiltere endüstriyelleşmenin ilk başladığı nokta olduğu için orada üretilen... Ürünlerin başka ülkelere gitmesi ve bunun kültürel olarak başka bir manasının da olması, o akımın başka ülkelere de aksetmesi gibi durumlar söz konusu. Yani Avrupa'da baktığımızda çok büyük bir etkisi var. Sadece Avru Avrupa'da da değil biliyorsunuz kolonici bir millet Britanya ve İngilizler ve bunun ta diğer kolonileştirdikleri bölgelere de tesiri var hakeza. Victoria dönemi mimarisinin vesaire. Yani The Art of Victoria bu oyunun ya Victoria 2'ye baktığımız zaman Victoria 2 tabii ki çok eski bir oyun olduğu için 10 yıllık bir oyun olduğu için 11 yıllık bir oyun olduğu için e, oradaki sanat yönetimini bugün hani Victoria uyuyor uymuyor diye değerlendirmek çok adil olmaz. Oyun içinde olmaz. Onun içerisinde barındırdığı mekanikler vesaire bunlar esas bugün önem arz etmesi gereken konular bence bana sorarsanız. O yönden hakikaten takdire şayan bir oyun. Fakat bugün artık 2021 yılındayız ve oyunlar göze hitap etmek zorundalar. Oyunlar göze hitap etmezlerse hele ki 4X grand strateji oyunlar göze hitap edenleri çıkıyor ve göze hitap edenler erişilebilirlik açısından daha fazla kullanıcı dostu olan oyunlar diğerlerine göre belki o kadar derinlik barındırmasalar dahi daha başarılı oluyorlar. Dolayısıyla bu oyundan beklentilerim yüksek. Bu oyundan biliyorum sizin de beklentileriniz yüksek Victoria 3'ten. Gösterilen şeyler güzel, anlatılan şeyler güzel, ipuçları güzel. Ben de Wikinomics'e giriyorum. Şimdi karşımızda direkt bir sayfa bizi karşılıyor. Queen Victoria'nın, Kraliçe Victoria'nın bir sözü. Halkıma iyi ve ucuz bir bira verirseniz eğer devrim mevrim hiçbir şeyle uğraşmazlar diyor. Lol. Okay halkını tanıyan bir lider, süzeren. Peki scale, ölçek, ölçek olarak dünyayı nasıl tanımlıyorlar? O esnada dünyada 1 milyar insan olduğunu varsayıyorlar. Bu 1 milyar insanı 800 milyonu ekonominin içinde, sistemin içinde, çarkın içinde diye varsayıyorlar. 750'den fazla devlet, 140'tan fazla pazara bağlı yani ekonomi merkezine bağlı. Oyunda ekonomi merkezleri var, pazarlar var. Ya pazar diye çevirebiliriz, market diye çevirebiliriz. Aslına bakarsanız aynı şey. Ee, belli ekonomi merkezleri etrafına konuşlanmış endüstriyel ağlar ve bunlara bağlı olan altyapılar, yapılar, e, ikmal tedari, ürün tedari, üretim bandı, ham maddenin oraya gitmesi gibi pek çok şey bizim bu oyunda gözetmemiz gereken unsurlar arasında yer, yer alacak. Bir diğer nokta Oyunun başlangıcında dünyanın gayri safi asılası yani kişi başına düşen geliri yani dünyanın toplam toplamasına bakarsanız ekonomik hacminin 500 milyon pound civarı bir şey olduğunu düşünüyorlar. Bunun üzerine inşa ediliyormuş 50'den az sayıda bina olacak yani 50 kadar bina olacak 50 kadar ürün çeşidi olacak. Burası gerçekten önemli çünkü oyunda popülasyonları mutlu etmemiz gerekecek ve bu popülasyonların farklı farklı bizden talepleri olacak. Bunların çeşitlilik göstermesi ne kadar fazla detayla boğuşacağımıza bence işaret ediyor. Yani bu kadar çeşitliliğinin olması en azından güzel. Production and consumption yani üretim ve tüketim mesela tekstil atölyeleri ya da buğdayın Buğdayın işlendiği fabrikalar, imalathaneler vesaire çeşitli başka başka ürünler üretecek. Yani buradan çıkan mesela bir tekstil atölyesinden pek çok farklı şey çıkabilecek. Neden? Çünkü kumaş orada, madde oradan bir şeyler çıkıyor vesaire. Bir diğer yandan states are limited in what types of resources resource industries they support. Yani ülkeler ne tarzda ee, ne tarzda end yani endüstrilere ihtiyaç duydukları kaynakların çeşidine göre destek verecek. Şimdi burada önemli olan şey mesela İngiltere'nin İngiltere örneğinden gidelim. Hadi veya işte Güney Amerika'dan gidelim. O daha spesifik olur. Güney Amerika'da ne var? Kahve var, çikolata var, yani kakao var gibi. O zaman onların limitlendikleri şey bu olacak veya bu ve bunun gibi ürünler olacak. Yani belli. Elinde ne resource varsa kardeşim ona göre endüstri üreteceksin. Ona göre bir e, şey ikmal ağı kuracaksın diyor. Okey. Aynı zamanda oyunda eğer izlemediyseniz tavsiyem gidin izleyin. Pops kısmını ben sizler için geliştirici günlüğü olarak anlattım. Popülasyonlar bu oyundaki en değerli... Popülasyon aslında bizim bu oyundaki müşterimiz diyebiliriz. İyice ka hard kapitalist mantığıyla anlatmaya çalışayım. Müşteri memnuniyeti bizim için esas olacak çünkü müşteri bizim için her şey olacak. Tabi otoriter rejimle gitmek gibi opsiyonlarımız da mümkün ama müşteri memnuniyeti yöneticinin müşterisi kimdir arkadaşlar halkıdır. Dolayısıyla halkın farklı birimlerine PAPS adı verilecek ve bu popülasyonların e, tükettikleri ürünler onların aslında varlıklarını simgeleyecek. Onların varlıklarını korumalarını sağlayacak, mülkiyetini korumasını sağlayacak. Ee, onun dışında mesela ilgili hükümet binaları, ilgili kaynaklar tüketecek, ilgili ürünler tüketecek. Burada da yine örneklendirmişler çok güzel bir şekilde. Mesela askeri birimler, askeri binalar ne? mühimmat, mühimmat tüketecek. Yani cephane tüketecek gibi. Altyapı. Bu oyunda altyapı ciddi manada öneme sahip. Acaba burada şimdi biliyorsunuz Hearts of Iron 4'e de bir güncelleme gelecek ve bu hani tren yolları vesaire bunlar ekleniyor. Acaba bunun buraya etkisi ne kadar olacak? Aynı şeyi mi kullanıyorlar? Bunu merak ediyorum. Sonuçta aynı şirket farklı birimleri baksa bile oyunlara. Infrastructure Diyor ki nehirler, uh, limanlar, demir yolları dünyayı bir arada tutacak. Dünyada mesafeleri kolay kolay, mesafeleri uzak mesafeleri birbirine yakınlaştıracak. Ve bu sayede belli başlı ürünlere ve insanların bir yerden bir yere gitmesi gibi lojistik sorunlara ...bu şekilde çözüm getirecek. Yani infrastructure oyunda önemli. Onun dışında... Hmm, diyor ki mesela... ...bu marketlerden az önce bahsettim ya... ...o marketler, o bölgedeki... E, ...serbestçe ticareti yapılan ürünleri... ...ürünlerin... E, ...ne kadar hakimi ise o kadar güçlü olacak diyor. Bu da güzel yine. Yani burada yine Güney Amerika örneği verebiliriz. Orada rahat bir şekilde ticaretini yapabiliyorlarsa işte kahvenin vesairenin bu onların orada bunu tek eline almalarını sağlayabilir. Fakat bunun ticari anlaşmalarla dojlayabiliriz veya revize edebiliriz. Pricing, fiyatlandırma, fiyatlandırma oyunda önemli bir yer tutuyor. Bu arada Tekrar ediyorum. Sadece beni dinlemeyin. Bir diğer yandan şu görsellere biraz bakın. Çünkü bunlar yeni karşım yeni oyunda karşımıza çıkacak olan arayüzler arkadaşlar. Ee, şunlar çok hoş. Ya bu Victoria dönemi denen şeyi burada resmetmeleri çok güzel. Olgun seven market price based on supply and demand yani arz talebe göre her ürünün bir pazar fiyatı olacak diyor. Mesela gelişmemiş altyapı yüzünden belli başlı marketlere, belli başlı pazarlara, ekonomi merkezlerine erişim sağlayamayan ülkeler aşırı derecede kabartılmış fiyatlarla bu ürünleri temin edebilecekler. Mantıklı. Yani kendi altyapınızı koyarsanız, kurarsanız bunu ucuza getirirsiniz. Bakınız Amerikan endüstriyelleşmesi, Amerikan kapitalizminin inşa olunduğu altyapı ne oluyordu Amerika'da? Önce Kızılderilileri yok ettiler maalesef. Daha sonrasındaysa hard kapitalizm, madenler vesaire özelleşti. Ve madeni özelleştiren adam ne yaptı? Demir yolunda kendisi ördü. Amerika'da demir ağları ilk örenler genelde bugün hala da Amerika'nın en büyük sülaleleri olmaya devam ediyorlar. Yani altyapıyı kim yaparsa, yolu kim yaparsa o düdüğü çalıyor gibi. Fiyat her şeydir demiş. Mesela yeteri kadar üretimi yapılmamış olan ürünler pahalı olacak ve seni maalesef ithalata yönlendirecek. Yani senin tek dayanak noktan ithalat olacak. Her şeyi dışarıdan ithal edersen hem siyasi yönden hem ekonomik yönden dışa bağımlı olacaksın. Bu da senin içeride güçlü olmayan bir ekonomiye sahip olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla üretim, üretim, üretim diyor oyun bize. Overproduced goods are cheap to buy but unprofitable to make. Fazla üretilen, üretim fazlası olan ürünleri üretmek, daha doğrusu satın almak ucuza mal olur fakat bunları üretmenin bize çok fazla bir katkısı olmaz. Bundan kar elde etmeyi beklemeyin diyor. Şimdi popülasyon gruplarının ihtiyaçlarına gelelim. Yine çok güzel bir arayüz burada bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi buğday, balık vesaire bunların maliyetleri ve toplam maliyet hesabı yapılmış. Standard of Living bu oyundaki mekaniklerden birisi. Şimdi okumaya başlayalım o zaman. Needs can be fulfilled by a variety of goods. İhtiyaçlar. Pardon. İhtiyaçlar çeşitli yelpazelerdeki ürünlerle giderilebilecek diyor. İhtiyaçlar giderildiği zaman yani popülasyonun ihtiyaçlara giderildiği zaman tabi burada tek bir popülasyondan bahsedilmediğinin tekrar altını çiziyorum arkadaşlar. Neden bahsediyor burada? Mesela Katolik ruhban sınıfının e, Fransa örneğinden gidelim. Çünkü öteki örnekte Fransa'yı vermiş bize. Katolik ruhban sınıfının acayip bir derecede seccadeye ihtiyacı var. Ne ihtiyacı olmaz ya. Neyse, seccadeyi alacaksa bu adamlar ne yapmaları lazım? Buna seccade vermen lazım. Sen bu adama seccade getirmezsen, yurt dışından veya içeride üretimle bir şekilde bunu getirmezsen bu adamlar mutsuz oluyorlar. Gidiyorlar ceplerindeki bütün parayı yurt dışından gelen veya getirtilen seccadeye harcıyorlar. Bu seccade de adam parasını oraya harcadığı için bu sefer ekmek almaya falan parası olmayabiliyor. Yani ihtiyaç olarak gördüğü şeyleri insanlara vermeniz lazım. Oyunun mantığı bu yönde işliyor. Eğer e, ne dediğimi tam olarak anlayamadıysanız ben anlatamamış olabilirim. Wikinomics videosuna bir göz atın derim. Şeyin paradoksun Victoria için. Çünkü orada Martin Enwood benden çok daha güzel anlatıyor. Yine diğer beyefendi de çok güzel anlatıyor. Oradan da anlayabilirsiniz. Diyor ki İnsanların ihtiyaçları giderildikten sonra, popülasyonun ihtiyaçları giderildikten sonra e, ceplerinde kalan, artmış olan paralar onların varlıklarını ve yaşam standartlarını oluşturur diyor. Yani bunların tam olarak cepte kalan parayla ölçümlenmesi durumu var. Ya şöyle bakın, bugün Türkiye'deki asgari ücret atıyorum 2800 lira değil de e 14.000 lira olsaydı insanların temel ihtiyaçlarını giderdikten sonra ceplerinde de 5.000 lira paraları kalsaydı ceplerinde kalan 5.000 lirayla ne yapabiliyorlarsa oy onların işte varlıkları ve standartları, yaşam standartlarını belirleyen. Yani bu meblağ onların standard of living, yaşam standartlarını belirleyen meblağ olacak. Temel ihtiyaçlar giderildikten sonra arta kalanlar. Fakat bu oyunda şunun altını çizmek istiyorum. İnsanların yalnızca temel ihtiyaçları yok. İnsanlar öyle besi hayvanı gibi şeyler değil. Bu oyunda da hakeza aynı şekilde gerçekçi yapmışlar. Yapacaklar daha doğrusu. İnsanlar besi hayvanı değiller arkadaşlar. İnsanların biri de lüks ihtiyaçları var. Temel ihtiyaç nedir? Ben yine oyunun Wikinomics videosundan edindiğim bilgiye göre size anlatıyorum. Temel ihtiyaç nedir diyor? Su içmek. Peki lüks ihtiyaç nedir? Çay içmek, kahve içmek. Yani aradaki fark bu. Bunun altını çizelim. Improving standard of living leads to increased population growth and turns pops into loyalists. Şimdi insanların yaşam standartlarını yükselttiğimiz zaman bu onların nüfuslarının artmasına neden oluyor. Çünkü insanlar standart yaşam standartları yükselince nüfuslarını art, arttırmaya yöneliyorlar diyor. Bu da artmış iş gücü, iş gücü anlamına gelir burada belirtilmemiş olsa bile. Bir diğer yandan bu yükselmiş olan popülasyon, sayıca artmış olan popülasyon ve standartları yükselmiş olan popülasyon artık pubs olmaktan çıkar loyalist yani sadık halk olmaya başlar diyor. Çok güzel. Loyalistler muhtemelen bizim sözümüzü geçirebileceğimiz bir taraflarımızın kılı olabilecek insanlar olacaklar. Worsening conditions turn pubs into radicals. İşte bu da şartlar kötüye giderse Popülasyon grupları popülasyon grubu bırakın loyalist olmayı popülasyon grubu olmaktan bile çıkacaklar yani çıkmayacaklar yine popülasyon grubu olacaklar ama radikalleşecekler yani ideolojik olarak çünkü oyunun farklı farklı facetleri farklı farklı ee, katmanları var. Bu ideolojik katman yani popülasyonun farklı ihtiyaçlarını gideremediğimiz zaman, temel ihtiyaçlarını gideremediğimiz zaman, yaşam standartlarını aşağı düşürdüğümüz zaman onlar bize karşı radikalleşecekler. Fakat onların ihtiyaçlarını söz verdiğimiz gibi tutarsak, sözümüzü tutarsak, onların ihtiyaçlarını giderirsek, ceplerine birazcık para bırakabilirsek o zaman bize sadık olacaklar. Güzel. Wages, Wage oyundaki oldukça önemli ve ayarlamamız gereken birimlerden birisi. Şimdi diyor ki Private own buildings have full control over their wages and try to maximize their profits. Uh, özelleştirilmiş binalar kendi uh, bütçeleri yani işle işçilerine ödedikleri paralar para açısından konuşuyor. Kendi ödedikleri para yönünden tamamen özerkler. Dolayısıyla karlarını arttırmak adına İşçinin rızkından ne kadar kısabilirlerse kısmaya bakacaklardır diyor. Bakınız herhangi bir patron <laughs> bugün bile bilesi fazla. Countries control government and military wages which benefit different parts of their society. Ülkelerde ise durum şöyle diyor. Yani sen bir oyuncu olarak ne yapabiliyorsun? Hükümet binaları ve askeri binaları biz yönetebiliyoruz. Daha doğrusu hükümet ve askeri binaların Bütçelerini biz ayarlayabiliyoruz. Bizim ayarlayabileceğimiz şey oradaki bürokratların maaşları olabiliyor. Fakat bu bürokratların maaşları yine önceki geliştirici günlüğü videosunda bahsettiğim üzere bize bürokrasi alanında mesela güç tanıyabiliyor. Çünkü e, bürokratlar güçlü olursa güçlü bir devlet yönetimi söz konusu olursa ki bunun üretimi bildiğiniz üzere hükümet binalarından mümkün olacak... Oradaki bütçeyi artırabiliyorsak, o zaman güçlü bir toplumda oluşturabiliriz, güçlü bir devlet kurabiliriz. Government subsidies guarantee a good wage to keep production high. Yani hükümet, yani biz yön yönetirken biraz bir, e, kesenin ağzını açıp ekonomiyi işler vaziyette kılmak için bir takım desteklerde bulunabilecekmişiz. Vergiler. Tabi vergiler bizim en büyük gelir kaynağımız arkadaşlar. Çünkü çünkü devletiz biz. Vergilerde bizden ne, bize nelerden bahsetmiş? Gelir vergilerinden bahsetmiş. Ödenen maaşlardan kesinti yapılıyor. Yani aslına bakarsanız işte Victoria'da her şey aynı gerçek hayatta olduğu gibi birbiriyle bağlı. Yani ben mesela diyorum ki bir login camp keresteci atölyesinde ödenen maaş beni neden ilgilendirsin diyemeyeceğim. Niçin bunu diyemeyeceğim? Çünkü oradaki işçi eğer kazandığı maaştan cebine bir şey kalmıyorsa veya kazandığı maaşı etmiyorsa oradaki işçi bana iyi vergi ödeyemeyecek. Veya ödediği vergiden sonra ona adam akıllı standart kalmayacak. Yani yaşam standartını tahsis edebilecek, yüksek yaşam standartı sağlayabilecek, lüks ihtiyaçlarını temin edebileceği bir para kalmayacak adamın cebinde. Dolayısıyla gelir vergilerini gözetmek istiyorsak özel sektörü de bir o kadar kontrol altına almamız gerekiyor. Burada bize aslında bunu anlatıyor. Onun dışında havuz vergileri var diyor. Kelle başına alınır diyor. Daha doğrusu Paul Texas diyor. Paul Texas ne bilmiyorum. Bu kadar hakim değilim bu terime. ama herkesten alınıyormuş. Consumption taxes tüketim vergileri satın alınan her üründen alınıyor. Dividend Texas e, her kar üzerinden elde edilen vergi. Bu tax how much depends on your laws. Yani kimin ne kadar vergilendirildiği tamamen sizin kanunlarınıza bakar diyor ve arkadaşlar kanunlar bizim e, e, liderimizin ne kadar geniş bir oyun alanına sahip olduğunu belirleyecek. Kanunlarla kendi liderimize geniş bir oyun alanı bırakıp daha fazla daha fazla otorite sağlayabiliriz ve bu doğrultuda oradaki birimi kullanıp kendimiz mesela kanun hükmünde kararnameler çıkartarak devleti böyle yönetebiliriz ve belki de yine bu kanunlarda alınacak olan kararlarla vergileri tamamen ona göre ayarlayıp bir şeyler yapacağız. Yani cebimize bizim cebimize değil de. Burada popülasyonun cebine bir şeyler kalması lazım öncelikli olarak çünkü hep bana hep bana dersek arkadaşlar Türkiye gibi oluruz. Önemli olan işçinin de cebinde bir şeyler kalsın ki vergisini ödeyecek parası olsun adamın. Sistemin iyi yürümesi lazım. Bu arada evet tekrar ediyorum. Görseller gerçekten çok hoş gözüküyor. Ben kullandıkları renk paletine hayran kaldım. Logosu da fantastik oyunun. Logosu renk paleti. Şuradaki arayüzde kullandığı e görseller, tasarım çok hoşuma gitti. Trade ticareti anlatıyor şimdi bize. Ticaret filolarını kullanarak ithalat ve ihracat yapabiliriz. Bunu biz bunu biz sadece müttefiklerimizle değil, rakiplerimizle de yapabiliriz diyor oyun bize. Bu da güzel. Yani bakınız ABD ile Almanya arasında petrol ticareti falan var. İkinci Dünya Savaşı'nın neredeyse ortasına kadar sürüyor bu durum. Mesela üretimini sağladığın için rekabet yönünden avantaj elde ettiğin, e, rekabet yönünden avantajda olduğun ürünleri ihraç etmeye bak diyor. Çünkü bu sana iyi bir getiri sağlar diyor. Şahane. Bir diğer yandan da ülkende eksik olan ve üretemediğin fakat insanların ihtiyaç duyduğu ürünleri de kaynakları da yurt dışından temin et diyor ticaret rotaları karşılıklı olarak faydacı olabilir veya agresif olabilir. Birbirine zarar da verebilir diyor. Zarar verme kısmı daha çok ilgimi çekti. Çünkü ticaret biriyle ticaret yaparak ona zarar verme durumu dünyada sıkça rast, eşine rastlanan bir durum aslına bakarsanız. Ekonomi sistemi. Burada bir hayli şey var, yaklaşım var. Bu da güzel. As one of many types of laws you can change, the country's economic system drastically changes your play style. Ülkenin, ülkede farklı farklı kanunlar çıkartabilirsin ekonomiye dair diyor ve bu kanunlara göre senin ülkenin ekonomik sistemi de ciddi anlamda değişebilir. Bu da senin oynanışını etkiler. Mesela dışarıdan bir şeyleri ithal getirirsen, bu merkantilizme giriyormuş. Isolation istersen, Tamamen kendi kendine yetme kafası. Bakınız ABD uzun bir süre boyunca 20. yüzyıl veya e, tabii 20. yüzyılın başları 19. yüzyılın sonları. Under free trade pop investments are plentiful but subsidies are limited. Free trade tamamen serbest ekonominin de kendine göre e, artları eksileri olacak diyor. Yani popülasyonun yatırım yapması gibi durumlar olacak. Parayı halkın doğrudan popülasyonun cebinden çıkartabileceğiz. Fakat onun da kendine göre artıları eksileri olacak diyor. Ve conclusion nihayetinde ekonomi yalnızca senin ülkenin motoru onu işler kılan parçası değil. Aynı zamanda senin nüfusunu şekillendiren bir aygıt. Dolayısıyla Ucuz kayna kaynaklara erişmek ve marketleri elinde tutmak senin diplomatik anlamda ne nüfuza nüfuza sahip olduğunu belirleyecek diyor. All actions are rever reverberate reverberate geri çevrilebilir anlamına geliyor. Olsa gerek reverberate. Bunu uh, through the economy creating new economic and political changes. Zannedersen bu anlama geliyor. Şu an emin olamadım. Reverberate ne demek ya? Hmm. Yansımakmış. Okey. Yani her davranışın bir yansıması olacak diyor. Güzel. Ekonomi üzerinde bir yansıması olacak, bir etkisi olacak. Yeni ekonomik ve politik değişiklikler yapmak mümkün olacak diyor. Oyunda Böyleydi. İşin ekonomi kısmı buydu. Açıkçası biraz zorluyor çünkü e, ekonomi tarihçisi falan olduğu için bunları yazanlar e, biraz <laughs> akademik gidebiliyor. Okey. Wikinomics anlayacağınız böyle. Şimdi ben işin daha cafcaflı kısmına geldim. Yine Paradox Con Remix'te gösterilenlerdi bunlar. The Art of Victoria. Victoria oyununun sanat stili, sanat yönetimi ve arayüzü. Bu gibi görseller oyunun içerisinde olacak. Şahane. Bunlar muhtemelen yükleme ekranında falan karşımıza çıkacak. Dört gözle bekliyoruz. Sanat yönetiminde yine böyle görseller var. Çok çarpıcı bir görsel aslına bakarsanız bu. Biraz uzun süre baktığınız zaman çok etkileyici. Ee, hanımefendinin zincirlerini kıran bir diğer siyahi. Arkada bir savaş. Amerikan iç savaşı zannedersem. Art Direction, sanat yönetimi. Lincoln mı acaba bu? Detaylar. Geldik arkadaşlar. Oyun böyle gözükecek. Bakın şu bayrak, bayrağın etrafındaki işleme dahi çok hoşuma gitti. Unutulmaması gereken bir şey var bu early footage. Yani. Çok erken bir evresi bu oyunun henüz buralarda çok şey değişebilir grafikler muhtemelen pas parlak cilalanacak çünkü burada biraz tırtıklı gözüküyor biraz grenleşme var gibi gözüküyor görsellerde buna pek aldırış etmememiz lazım. Bunun ck3 seviyesinde bir cila yediğini düşünün bence eldeki raw footage olarak yani ham görsel olarak gayet hoş bir konsept. E, tarihi sağ üstte göreceğiz Victoria 2 oynayan arkadaşlar biliyordur e, Tarih sol altta burada gözüküyordu Ve zamanın akışını buradan görüyorduk Diğer bütün Çağdaş paradoks oyunlarında olduğu gibi Burada da tarih sağ üstte gözükecek Ve e, oyunun hızı 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde Çubuklar halinde böyle gözükecek Burada çok güzel kısaltmışlar bunları e, Çıkar grupları Komutanlar Marketler, koloniler ve devletler bize bağlı olan devletler olabilir veya orada dünyadaki devletler olabilir. Tam olarak neyi kastettiğini bilmiyorum şu an için. Ama burada da aşağıda yine benim dikkatimi çarpan, dikkatime çeken şey burada endüstri var. Anladığım kadarıyla bu üretim bandı. Çünkü burada çarklar, dişiler var ve bir çekiç var. Bir diğer tarafta zannedersem bu hukuk veya law yani kanun çıkartmak bu arayüzden mümkün olabilecek. Burada bir kartal var. Bu kartal muhtemelen bizim siyasi aksiyonlarımızı yine hayata geçireceğimiz, belki diplomasi arayüzü olabilir. Yine buradan yapılabilir. Ya da dediğim gibi siyasi olarak parlamentoyu görmemiz belki buradan mümkün olabilir. Bir diğer tarafta bir general var atının üstünde. O general anladığım kadarıyla ordumuzu simgeliyor. Diğer tarafta da üzerinde fiyat etiketi olan bir kasa var. Bu da herhalde ekonomimiz, ürünlerimiz bunları temsil edecek. Yani tertemiz cillop gibi bir arayüz var. Özellikle Victoria 2'ye ilk kez geçtiğimiz günlerde bir göz attığımı düşünecek olursak şuna bakınca ihya oldum. GG. Detaylar. Yine erken erişimde olduğunu belirtiyorlar. Bakın arkadaşlar bu bana bildiğiniz humankind şeyi verdi sanat stili etkilemesi böyle damardan enjekte etti bana çok hoşuma gitti biraz daha yakınlaştırıyorum çözünürlükten ödün veriyoruz ama yapacak bir şey yok eldeki malzeme bu bakın burası Peru bir kere ülkenin üzerine geldiğimizde anladığım kadarıyla daha doğrusu buradaki Peru'daki marketi piyasayı ee, gösteriyor Markete erişim %100'müş. Stratejik bir bölgeymiş. Ant dağları var burada. Bildiğiniz, bildiğiniz gibi Güney Amerika'da dikey olarak sıra dağlar. Ee, Fransa'yı seçtiği için oyundaki ülke Fransa olduğu için burada bu görsellerin hepsi Fransa seçiliyken alınmış ekran görüntüleri. Ee, Peru'nun Fransa'ya dair görüşleri veya tehdit oluşturup oluşturmaması gibi şeyler söz konusu veya Fransa'nın Peru'ya aynı şekilde. Yani ülkenin üzerine geldiğimizde böyle bir arayüz bizi karşılıyor olacak. Umarım bunları yine aynı şekilde tool tiplerle yani orta tuşa tıkladığımızda üzerine gelip buna da bastığımızda başka bir şey buna da geldiğimizde başka bir şey şeklinde bunu yapıyor olabiliriz umarım böyle olur. Çünkü oyunu öğrenmek açısından müthiş bir aygıt bu tool tip umarım aynı şeyi kullanırlar. Yani burada Peru'yu bu şekilde resmetmeleri beni mest etti. Helal olsun umarım Bitmiş hali bizi daha da etkiler, daha da mutlu eder. Şimdi, enstitüler. Petit Bourgeois, Bourgeois en, e, Enstitüsü var. E, opposition demiş bir diğer yandan, yani muhalefet olarak görmüş. Katolik Kilisesi var, Industrial, Endüstriciler var. Silahlı kuvvetler var ve entelijansıya var yani istihbaratçılar var veya aslında entelijansıya hayır hayır istihbarat falan değil bir an intelligencea gitti kafam ee, intelligencea gitti bir an kafam ee, ee, aydınlar var. Bunlar ayrı ayrı toplumun kesimleri ve bunların ayrı ayrı ihtiyaçları var talepleri var modifierları var veya ee, nerfleri var bunları debafları var. Bunları sürekli gözetmemiz gerekecek. Bu muhtemelen sık sık oyunda bakacağımız bir ekran olacak. Hatta şurada bakayım bir başka şeyde bunu görebileceğiz mi? Şu an için gözükmediğinden o zaman buradan e, yola çıkarak bakacağım size. Çünkü onu da göstermek istiyorum. Solda maalesef screenshot'ı alan arkadaş her kimse onu oraya katmak aklına gelmemiş. Fakat solda görüyorsunuz değil mi? Burada bir binanın yarısı gibi bir şey var. Onun altında bir Propagandayı temsil eden sanki bir hoparlör gibi bir şey var Böyle bir liste var Ben yakın zamanda İmperator Rom oynadım İmperator Rom'un arayüzünde de böyle bir şey vardı Bu tarafta böyle askeridir, kanunlardır, dindir bu gibi şeyleri solda altlı üstlü bir şekilde listelemişlerdi Böyle bir arayüz vardı Sanırım aynı kafadan gidecekler buradan devam edecekler bana bu biraz değerli toplu gelmişti açıkçası çünkü her şeyin böyle oraya tıkla onun içinden buna gir şeklinde karşımıza çıkma çıkmasındansa böyle tek bir yerde üst üste alt alta bulabileceğimiz bir yerde olması benim şahsen içime gelir bir oyuncu olarak çünkü ben menülerde bu olmaktan nefret ediyorum arkadaşlar. Şimdi. bize burada bir markete tıkladığımızda neler göreceğimizi gösteriyor. Daha doğrusu zannedersem evet Mazovya bir Rus marketiymiş. Yani Rus ekonomi merkezi, ticari merkez diye de adlandırabiliriz. Üzerine gelindiğinde yine şahane bir sanat stili bizi karşılıyor bence. Yine Victoria teması, şuradaki işlemeler falan çok güzel ya. Acayip dokunuşlar. Ve renk seçimi çok güzel oyunda. Ben kim ne derse desin İmperator Romdaki renk seçimini de çok beğenmiştim. Burada da o çok hoşuma gitti. Ya bu tam Victoria hakikaten. Victoria'nın renk seçimi böyle olmalı dedirtiyor insana. Hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Birazdan karşılayacağım sizi. Şu an e, YouTube'a da çekiyoruz bu içeriği. Bu çok hoşuma gitti. Yani arayüzünün böyle olması, şurada daha ovalatların kullanılması vesaire. Hani diyeceksiniz ki kardeşim yani güzellik yarışması mı bu? Tasarım yarışması mı? Niye bu kadar önemsiyorsun diyebilirsiniz. Bunu da anlayabilirim. Ama arkadaşlar biz bu ekranlara öyle böyle saatler bakmayacağız. Yani biraz uzun metrajı düşünmek gerekiyor. Biz bu ekranlara bin saatten fazla süre bakacağız minimum. Dolayısıyla hakikaten buradaki böyle... Güzel tasarımlar falan insanın hype'la nasıl geliyor şimdiden? Şimdi burada benim dikkatimi çeken bir nokta var. Rus marketi diyor. Yani Rusya'daki bir ekonomi merkezi diyor Mazovia. Ve burada şöyle bir ifade var. Isolated state region. İzole edilmiş bir devlet bölgesi. Yani çok buraya altyapı vesaire gitmemiş olsa gerek. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü market access diyor yüzde sıfır diyor. Infrastructure yüzde sıfır diyor. Isolated state region yani devlet henüz buraya çok fazla elini sokamamış gibi. Bir diğer yandan burada binalar var. Şu bana şunu da gösterdi. Arkadaşlar oyunda 50'ye yakın sayıda bina çeşidi olacak. Ve bu binalar bizim elimiz ayağımız olacak. Bu binaların nereye dikileceğini ve bunları nasıl göreceğimizi bu şekilde Bence önceden öğrenmiş olduk bu görseller sayesinde. Yani mesela Rus marketinde bu bölgedeki binalar bu şekilde görülüyor. Güzel. Buradaki nüfustan bahsediyor 1 milyon bin kişi var. artı 8.38k artış var. Göç almıyor göç vermiyor. 3 işsiz var, 215k köylü var. Mesela temel ihtiyaçlarda e, zorlanıyorlar. Ama işin ilginci şu kahve anladığım kadarıyla lüks ihtiyaçlar falan veya yok pardon burada direkt direkt tek tek e, ürünleri yapmışlar. Ekmek mesela bu. Evet. Bu kahve çekirdeği mi? Niye benziyor bu? Chat bu ne? Öyle gibi geldi bana. Mesela empowered. Işte. Burada da ya burada gayet kendine yetiyor. Gayet kuvvetli. Ee, marulla çiğ köfte diyesim var. Değil tabi. Burada küpe gibi bir şey var. Şapka o fakir. Ha şapka bu. Evet ya şapka. GG. <laughs> Okey. Aynen öyle. Dediğin gibi. Dediğin gibi. O zaman nasıl olacak? Şapka. Hmm. İşçi sınıfı zorlanıyor. Kanı aç. Bir diğer tarafta bu Burjuva olabilir. Burjuvazi gayet kendine yetiyor. Bir diğer tarafta bunlar da endüstriciler olabilir veya aristokratlar olabilir. Bilmiyorum. Oyunda çünkü fazla sayıda sınıf olacak. Dolayısıyla bunu şu an speküle ederiz en fazla. Tek tek neyin nasıl gözükeceğini göstermediler. Ama bu zaten de o dönemin Rusya'sını çok iyi anlatıyor. Rus fakire denen şeyin ne kadar fakir olduğunu öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar size tavsiyem herhangi bir Tolstoy romanı, herhangi bir Dostoyevski romanı, herhangi bir o dönem Rus edebiyatından roman okumanız yeterli. Orta sınıf ve aristokrat olarak ayrılıyordu B2'de eğer B2'den yola çıkarsak. Burada da benzer bir şekilde e, bir durum söz konusu olacak fakat geliştirici günlüklerinde anlattığım üzere daha fazla çeşitlilik var. Yani e, daha fazla grup var bu sefer. Daha farklı e, birimleri ayırmışlar. O yüzden tam olarak emin olamıyorum. Ama işçi sınıfı burjuvazi ve aristokrat şeklinde gitmiş olabilir. Bunu biraz bekleyip göreceğiz. Şimdi ambiyansa geçtik. Ambiyansta e, time taneleps alayım mı? Yok gerek yok efecim. Ha bu hepsi bütün bir parça olarak gider. Şimdi ambiyansa geçtiğimizde dünya haritasının bizi nasıl karşıladığını görüyoruz arkadaşlar. Dünya haritası bana gayet hoş gözüktü. Güzel. Bulutlar falan var. Bunlar güzel dokunuşlar, güzel şeyler. Bulutların olması <laughs> tabi oyunun sistemi ne kadar zorlayacağı da bir soru işareti. Yani e, özellikle sistem dostu veya optimizasyon yoksunu bir şekilde çıkarsa bir oyun şu bulutları muhtemelen oyuncu kitlesinin %99'u falan kapatacaktır. Ama umarım öyle bir şeye gerek kalmaz. Benim tek derdim burada bu gördüğüm görsellerde arkadaşlar ne yalan söyleyeyim yazı tipi kullandıkları font. Ha tabi paradoks oyunu bu bütün paradoks oyunları zaten yazı tipi yönünden modlanıyor. Benim gördüğüm genelde moda ihtiyaç duymayan bir tane düzgün yazı tipine sahip oyunu var Paradox'un. O da Crusader Kings 3. Orada da hakikaten iyi tutturmuşlar onu. Ee, güzel gerçekten. Misela e, fontunu kullanmaları çok güzel. Ya bana şu çok tırt geliyor. Bu aynısı İmperator Rome'da da kullandıkları font. Anladığım kadarıyla. Çünkü yakın zamanda e, ben de tanık oldum. O derken... Abonelik geldi chat. Ada Kuru Prime'la abone oldu. Çok teşekkürler adacım. GG. Bu senin için çalıyor. GG GG chat. Clap. çok çok teşekkürler. Aramıza hoş geldin Ada. GG. Yani yazı tipi olarak bu modlanır. Burada bir sorun yok ama e, oyun çıkarken daha güzel bir yazı tipine bence gideceklerdir. Paradox kitlesini dinleyen bir oyun şirketi bence bu konuda gerekli adımı atacaktır. Ama şu haritanın böyle gözükmesi beni beni cezbetti. Chat. Ne yalan söyleyeyim. Beni cezbetti. Ben böyle bir görsel görmek istiyorum. Yine ambiyans. Arkadaşlar işte bu. İşte bu yahu. Yahu işte bu çok güzel değil mi Allah aşkına? Napoli'yi bu şekilde görmek çok güzel değil mi? Hoşuna gitmeyen var mı şurada gördüğü şeyi? Beğenmeyen. Bakın şu ağaçların falan bir tık tırt durmasına bakmayın. E, Crusader Kings 3 de öyleymiş ben baktım eski geliştirici günlüklerine Orada da böyle ağaçlar bıdır bıdır duruyormuş Şu an Crusader Kings 3'teki ağaçlara bir yaklaşın bakın bakayım Nasıl da 3D nasıl da böyle e, yapraklı mapraklı duruyorlar Bunların hepsi daha cilalanır oyunda şu an mekaniklerini falan yapıyor adamlar Ama şu ham haliyle bile çok göze açıyor yani Baktığınızda sudan yansıyan işte güneş ışığından tutun da Kentlerin detaylarına kadar, şunlar çok güzel ve biz burada binalarımızı tek tek 3D görebileceğiz. Zannedersem İmparator Romda kullandıkları şeyi burada da yapacaklar. İmparator Rom'u yine yakın zamanda oynamış birisi olarak e, yine söyleyebileceğim hani bilgim taze olduğundan bunu sürekli söylüyorum. Orada hani benim gözüme batan bir şey var. Binaları 3D olarak görebiliyoruz. Dilersek bakıyoruz. Orada menüde seçiyoruz. Hatta binaları modifiye dahi edebiliyoruz. Kozmetik olarak nasıl görüneceklerini vesaire. Ee, burada da böyle şeylerin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu oyun sanki CK3 e, gibi böyle aynı monitörü kullanacak vesaire. Ama bir diğer yandan İmperator Rom gibi de oradan da pozitif şeyler alacakmış gibi duruyor. Benim hoşuma gitti bu. Ve geldik. Kültürel farklılıklar arkadaşlar. Fransızlarla Osmanlıları yan yana koymuşlar. Ah eh, buz olmuş çay. Ee, Fransızlar 43 milyon pound e, hasıla hasılaya sahiplermiş yıllık. Osmanlı ise 7.5 milyon pound. <laughs> ee, popülasyon Fransa'da 33 milyonken Osmanlı'da 8 milyon. Okuma yazma oranı Fransa'da %37 iken Osmanlı'da %6.93. Standard of living Primary cultures Mısır'ı yazıyor zaten Mısır bu. Mısır da olabilir hatta Mısır sanırım Osmanlı bayrağını böyle yapmıyorlar. Hımm. Direkt Mısır bölgesini mi yapmışlar yani? Okey Osmanlı değil o zaman. Düzeltiyorum. Mısır'da e, okuma yazma oranı %6.90 iken diğer tarafta %37. Standard of Living bir tarafta 9.43 5.20 diğer tarafta. Sünniye Katolik. Primary Cultures. Fransız'a Mısri. Aynen Mısri yazıyormuş. Arable Land 1114'e 351. Bu şekilde iki tarafı kıyaslamışlar. Bu da zannedersem askeri ünitelerin sayısı. Lejyonların sayısı olsa gerek. Şu da dünyadaki sıralaması olsa gerek. Great Power, Major Power olarak. Bu tarafta dünyada ikinci olduğunu gösterirken... ...diğer tarafta ise bunun ıı, 78. olduğunu gösteriyor. Yani her şeyi derli toplu aynı ekranda görmemiz mümkün... Güzel yapmışlar. Umarım aynı değerli toplu halini bittiğinde de görebiliriz. Harita. İşte geldik. Arkadaşlar haritayı böyle görebileceğiz. Ben bunu çok beğendim. Harita cidden böyle adam akıllı bir deskte bir masanın üzerinde önümüzde serili olacak. Buna bakabileceğiz. Benim hoşuma gitti böyle bakabilmek. Fakat dediğim gibi yazı karakteri tırt. Beğenmedim. Yazı karakterinin bence elden geçmesi lazım. Onun dışında gördüğüm şeyler hoşuma gitti. Bu hali hoşuma gitti. Yine map. Ya yani burada e, Victoria 2'deki kökenden vazgeçmemeleri ama çok güzel bir görsel upgrade getirmeleri hoşuma gitti. Çünkü biliyorsunuz Victoria 2'de de harita metot gibi böyle e, sürekli yani uzun süre baktığınızda göz yoruyordu açıkçası Victoria 2'nin haritası göz yoracak gibi duruyor. Ben o kadar uzun süre oynamadığım için yine çok teferruatına girmek istemiyorum. Ama benim varsayım ben o haritaya çok fazla uzun süre bakmam, bu çağda bakmam mesela. Yani göz yoracak bir şeye benziyordu. Bence bunun bu kadar modern modernize edilmesi bu göz yormayacak bir şey. Hoşuma gitti. Zaten zoom in yaptığınızda Demin gördüğümüz gibi böyle su var, deniz var, yansımalar var. Modern bir şey var karşımızda. Bu gayet hoş. İmparator Roma çok benzemiyor mu bu haliyle? Bence güzel, iyi ki almışlar bunu. Bence de. Bence de. Yani İmparator Roma'nın bence... Heh, burada görüyoruz arkadaşlar, bakın. Okey. Deminki görsellerde görememiştik ama burada görüyoruz. Bakın ne diyor? Bu muhtemelen hükümet binası. Burada ekonomi var, burada endüstri var. Burada e, ticaret var, trade routes vesaire muhtemelen buradadır. Savaş var, diplomasi var, entelijansiya entelij veya işte entelektüeller, aydınlar var. Burada kültür var, bu maskeyi genelde onun için kullanıyorlar. Burada sınıflar karşımıza çıkacaktır veya belki o institutes dediği, demin enstitüler dediği şeyi buradan tıklayarak erişeceğiz. Bu da Kitap var burada öğrenim olabilir. Ansiklopediyi buraya koyacaklarını zannetmiyorum. O oyun içi ansiklopedi de umarım koymamışlardır. Burada zaten bir tane var gibi duruyor. Bilmiyorum. Onun ne olduğunu speküle edebiliriz ancak. Şunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Burada bir böyle bir kum saati var. Hmm. Kum saatinin de manasını tam olarak şey yapamıyorum. Ama şunların bu şekilde Modernize edilmiş bir şekilde böyle konması hoşuma gitti. Bu aynı İmperator Rom. Şu kısım. Ve ben İmperator Rom'da e, bu kısmı gayet beğenmiştim. Anayasa gibi bir şey de olabilir. Dediğin doğru. E, kanunlar olabilir. Ama burada da böyle bir şey var. Yani birinden birisi muhakkak dediğin anlama geliyordur. Bence de o arayüz gayet güzeldi. Özellikle Marius 2 sonrası çok düzgün bir hale gelmiş. Yine harita ile ilgili bir diğer görsel. Brezilya'yı göstermiş bize. Burada bakın koloniler var. Direkt kolonileri bir tıkla erişebileceğiz. Yani tertemiz bir arayüz yok mu arkadaşlar? Siz söyleyin. Hani biz çünkü 4x strateji oyunları oynadığımız için genelde arayüzlerin temiz olup olmaması gerçekten de o oyunun oynanabilir olup olmamasını bizim için belirliyor. Hani veya işine girmemiz ya ben artı atıyorum bir oyunu öğrenmek için 50 saate ihtiyaç duyuyorsam zaten bu oyunlarda öyle oturdun 2 saatte öğrendiğin gibi bir şey kimse beklemiyor. Karman çorman oyunlar bunlar. Vakit harcayacak, buna kendini adayacak, buna zaman yatırımı yapacak olan insanlar zaten bu oyunları oynuyorlar. Ama hani ya ben zaten 50 saatte öğreneceksem bir oyunun mekaniklerini veya 20 saatte öğreneceksem bir de buna ilaveten bir 10 saat 15 saati kalkıp da e, menüde bir şeylerin yerini bulmaya veya bunu ezberlemeye adamak istemiyorum. Evet Stellaris'te de yine solda harita e, solda oluyor arayüzde doğru söyledin. O Bora da aramıza döndü hoş geldin Bora. Artık sen bir Optimus Primum Good Boy'sun GG. Afrika'daki medenileşmemiş ülkelerin rengi yok. Böyle bir detay var. Bakalım. Evet, aynen öyle. Hatta biraz daha yaklaşalım. Hmm. Yalnız etrafında bazı şeritler var. Görüyor musunuz? Bunlar acaba koloni oldukları anlamına mı geliyor? Bakın mesela şunun etrafında pembeli bir şey var. Bakıyorum pembe mesela Britanya. Veya kolonileşme için oraya... Birileri yollandı veya oradan bir şeyler e, import ediliyor. Resource import ediliyor gibi. Öyle şeyler olabilir mi acaba? Hmm. Oralara koloni atılacak bence. O da olabilir. Ya bu, bu kolonize harita gibi duruyor hakikaten. Bakın burada da mesela... Arjantin açıklarındaki ada yine Britanya renklerinde. Burada bir map modu yok ama. Hayır hayır burada default diyor arkadaşlar haritaya. Bu e, harita modu değil. Bu direkt o haritanın kendisiymiş. Okey. Mantıklı ama buralara demek ki bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mesela şuraya Fransa... Sömürgeciliği e, buraya kadar götürmüş. Burada bir şeyler yapıyor. Burada ajanlası var. Portekiz'in renklerinde buralar var. Sokoto var. E, Brezilya komple Portekiz renginde gibi. Yani renklerin bir anlamı var kesinlikle. Etrafındaki şeritler belki de oraya henüz e, devletin tüm organlarını götürmedi veya oradan tedarik zinciri kuracak kadar oralara e, yerleşmedi anlamına geliyor olabilir. Osmanlı'yı komple böyle yapmışlar. Mısır komple gitmiş. Kaç tarihindeyiz? 1836. Okey. Bunu... Hocam bu nasıl oluyor? 1836'da Mısır bağımsız mıydı? Öyle bir şey yok ki. Var mıydı? Aynen umutsuzca o ben. Acayip bir değişim var. Dediğin çok doğru. Gitgide daha da basitleştiriyorlar, daha da modernize ediyorlar. Yok öyle bir şey diyor hocam. 1910'larda isyandan sonra ayrıldılar. Hmm. Victoria 2'de de böyleydi. Neden acaba? Bu Kavalalı falan ne zaman oluyor ki bu olaylar? Rusya aba acayip abartılmış. <laughs> Rusya bütün dünya Rusya'nın. Dünya Rus'tur arkadaşlar. Kazaklar var. Kazaklar. Hollanda. <laughs> Hmm. 1831'lerde Osmanlı Mısır Savaşı var. Önemli bayağı sıkıntılı dönemler. Onlardan olabilir belki. Belki değil mi? O zaman böyle gösterip hani 36'da böyle gösterip sonra <laughs> belki burada decision geliyor bunu bir yeniden birleştirmek için falan. Çünkü Tripoli mesela Osmanlı'ya bağlı. Renk olarak baktığımızda zaten öyle olması gerekiyor. Cezayir. Hmm, Okay. Oyundaki başlangıç tarihi şu an ne? Oyun direkt böyle başlıyormuş demek ki. 1 Ocak 1836. Havalalı iş yani. Okay. Şunun gibiymiş. Çünkü iki yıl sürdü savaş 1833'te bitti. 2 falan ayrılıyor Mısır. Ama kendi içinde özerk. Ama Osmanlı'ya bağlı. Hmm, peki burada o zaman şöyle bir durum olabilir arkadaşlar. <laughs> Mısır o zaman belki de subject şey Osmanlı'ya. O yıllarda Kavalı Mehmet Paşa isyanı çıkıyor ve e, Paşa Osmanlı'yı yenip Adana'ya kadar geliyor. Ben şeyi duydum ya Kütahya'ya kadar gelmiş diye okumuştum. Aklım çıkmıştı. 60 bin askeri varmış falan. Bu arada e, arkadaşlar hani ben de erbabı değilim tabii ama meraklısıyım. Sizin de merakınız varsa okumamış olan arkadaşlar varsa tavsiyem Kavalalı'nın nasıl bir adam olduğunu okuyun. Çok acayip. Herif full network ile bir tane sivil adam neler yapabiliyor? Nereye kadar gidebiliyor? Onu gösteriyor. <laughs> Anladım Oğuzhan. O Oyunda bağlı değil En azından V2'de bağlı değildi ya. İşgal ederek ya da influence altına alarak yönetiyordum Mısır'ı. Hmm. Kaval listesi İstanbullu kuşadırdı. Ya Kavalalı'yı durdurmak için artık İngilizler falan bir devreye girmiş, bir şeyler olmuş ya. Çok acayip yani. Onların da bu sefer çıkarları falan <laughs> tehdide girmiş. Lan ne oluyor olmuşlar galiba. Konferans düzenleniyor vesaire. Rusya, Rusya dev. Ama Rusya'da mesela sıkıntı olacak o çok belli. Çünkü şurada e, öteki ekranda vardı galiba. Hani Mazovia mesela işlenmemiş market yani isolated market region onlardan çok olacak. Oraları işlemek lazım. Rusya oynamak çok zor olacak gibi duruyor oyunda. Ama güzel bir challenge. Haritaya yine bakıyorduk bu kadarmış arkadaşlar. Elimizdeki tüm görseller bunlar. Benim çok hoşuma gitti. Çok çok hoşuma gitti. İkinci Mahmut Rusya'dan yardım istiyor o dönemde. <laughs> Dönemlerde hatta Mısır İdibli diye bir kavram yaşayan Mısır ordularına verilen isimdir. Çok ilginç ya. Bu harita yalnız hakikaten fantastik. Yani bir de bu açıdan görmek de çok ilginç değil mi? Zoom out yapıp bu açıdan görebiliyoruz dünyayı. Hiç bu açıdan dünya haritasını herhangi bir oyunda görmedim. Çok ilginç. Benim hoşuma gitti ya tasarım arayüz görseller. Şu kıyaslama çok hoşuma gitti yine. Ya burada mesela ya bir ulusun üzerine tıkladığımızda o zaman her şeyini görebileceğiz. Kim batılılaşırsa çok güçlü olur. Geliştirici Wikinomics videosunda şeyden bahsediyor. Çin'i yönetmek çok zor olacak diyor. Hatta en son geliştirici günlüğünde de benim anlattığım da oydu. Orada yazmışlardı çünkü. Çin'i yönetmenin ne, neden zor olacağını falan anlatmışlardı. Savaşlar bitmiyor zaten. İkinci kez savaş çıkıyor vesaire. Çok iyi. Yani çok iyi dediğim oyunda o zaman ona göre e, rasyonelleştirmişler. Yani şu Mısır'ın ayrı olması durumu o zaman öyle olunca çok daha mantıklı tabi Bu da Kavalalı mı acaba? <laughs> Mantıken o olması lazım. Belki de bu arayüz çok egzeldi. Şimdi arka yapmışlar. Her şey göz önünde. Adamın ne kadar gücü var kolayca anlaşılıyor. Belki de saatler geçince bile anlamak zor oluyor. Değil mi Jacoben ya? Yani çok her şey çok 3-4 tık uzağında. Bir tane basit bir şey bulmak için bile 3-4 tane daha tık gitmen gerekiyor. Bu da bir, elin alışana kadar en azından ciddi bir öğrenme eğrisi. E Bir de görsel olarak da o kadar tatmin etmeyince haliyle bugünkü... Oyuncuların ben dahil olmak üzere içine girmeleri zor oluyor. Tabii ki çok zamanı olan veya buna girebilecek olan gerçekten isteyenler her türlü her oyunun içine girer. O ter tercih meselesi. Ben Victoria 3'e saklıyorum o hakkımı. Victoria 3'ün içine aynı Crusader Kings 2'de yaptığımı yapıyorum. Ee, beni yine pişman etmeyeceğini düşünüyorum bu kararın. Çünkü çok güzel bomba gibi bir oyun bizi bekliyor. Öyleyse sevgili YouTube'daki arkadaşlar öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak istedim. Yine bu perşembe günü zaten daha doğrusu perşembe günü canlı yayında saat 21'de e, geliştirici günlüğünü anlatıyor olacağım. Tabi yayınlarsa paradoks ama yayınlıyor her perşembe yayınlayacağız dediler. Geliştirici günlüğünü sizler için tercüme edeceğim. Bu sefer bina çeşitlerinden ve binalardan bahsedecekler. Biliyorum hepimiz binalara hevesliyiz, binaların cikiyiz. Dolayısıyla perşembe gününü iple çekiyorum. Perşembe dediğin zaten yarın değil mi? Yarını iple çekiyorum. Dilerseniz gelirsiniz canlı yayınlarda. Burada birlikte konuşuruz. Ha oldu görüşemedik. Ertesi gün Cuma günü zaten YouTube'a videosu düşer. Oradan izleyebilirsiniz. Victoria 3 Geliştirici Günlükleri adı altında. Bu arada gitmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz içerikten memnunsanız, izlediğiniz içeriğin devamının gelmesini istiyorsanız sizden bir ricam var. Yayınlara gelmeniz olur. Yayınlar çok güzel. Yayınlarda ortam çok güzel. Burada az önce... Osmanlı'nın Kavalalı Ali Mehmet Ali Paşa isyanını nasıl bastırdığını da tartıştık. İşte efendime söyleyeyim Victoria 2'yi de eleştirdik. Victoria 3'ü de övdük. Hani çok güzel muhabbetler dönüyor burada. Eğer gelip bunun bir parçası olmak istiyorsanız lütfen buyurun gelin sakın çekinmeyin. Ayrıca Discord'a gelin. Discord çok güzel. Orası da çok güzel arkadaşlardan oluşan harika bir ortam. Nicelik değil nitelik bakımından büyümek isteyen bir kanalız biz. Bu şekilde yola çıktık. Bu şekilde devam ediyoruz. Siz de gelin. bunun e, bir parçası olun. Ha bir de artık Twitch gelirlerimizin ciddi anlamda düştüğünü hatırlatmama gerek yok herhalde. Eskiden kazandığımızın 3 katı kadar kazanmamız lazım abone bazında ki eskiden kazandığımız parayı kompanse edebilelim. Dolayısıyla benim 400 abonelere falan ulaşmam lazım ki hani e, 100 dolar barajını böyle birazcık geçeyim aylık falan hani gerçekten bila bedel yapıyoruz neredeyse şu anda bu işi. Bu, bunun sürebilmesi için sizin buraya gelmeniz, abone olmanız benim için çok önemli. Eğer yapabiliyorsanız bunu yapmanızı sizden rica ediyorum. Ha, yapamıyorsanız sağlık olsun. Buyurun yayınlara gelin, topluluğa katılın, bize katılın. Öyleyse bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. GG.